televizyonunda haber merkezimize ulaştıkça öğreneceksiniz. Ekonomiden bahsettik biraz evvel. Ekonomide gidişat kötü. Asgari ücret ayı tamamlayacağız. Daha doğrusu yılı tamamlayacağız. Enflasyon verileri açıklandı. Kim ne kadar zam alacak? Bir yandan da piyasalarda Trump etkisi var. Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önce Türkiye'den başlayalım, sonra da piyasalarda Trump etkisine geçelim isterseniz. Asgari ücretlilerin gözü kulağı şüphesiz yapılacak olan zamlarda ama bir yandan da politikanın bu yönde aslında bu yönde adımlarla devam edeceğini öğrendik ki çok yüksek zamlar beklememek sanıyorum en doğrusu. Neler söyleyeceksiniz? Yani şu anda benim beklediğim açıkçası asgari ücretteki zamlar zam %30 seviyesinde olacak diye bekliyorum. Fakat tabii ki bunu yeterli bulmuyorum. Geçmiş enflasyon doğrultusunda asgari ücretliye zam yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü zaten asgari ücretli yıla başlar başlamaz ilk maaşını aldığında açlık sınırı altında kalacak. Fakat ne yazık ki beklentiler doğrultusunda zam yapacağız diyorlar. Enflasyon raporu toplantısında bildiğiniz gibi Merkez Bankası %21'e yükseltti 2025 enflasyon beklentisini. %21 tabii ki yapmayacaklar. Bunun üzerinde yaptık. Hem işte bir size güzellik yaptık hem de beklenti doğrultusunda yaptık diyecekler diye bekliyorum. Peki emeklileri de konuşmakta fayda var. Emeklilerin durumu içler acısı. 12.500 lirayla yaşamaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu asgari ücretin grafiği 2025'te olası senaryolar artık hepimizi olası senaryolara sevk ediyor iktidar yaptığı ya da yapmadığı hamlelerle. Emekliler de 12.500 lira gibi bir alıyor en düşük emekli. Oradaki beklentiniz ne ve tabii ki memurlar için de bir öngörü alırsam sonrasında piyasalara geçelim. Şimdi o taraftaki beklentim de 6 aylık enflasyon gerçekleşmesini %17 seviyesinde bekliyorum. Sene sonu yıllık enflasyonun %47 olacağı varsayımıyla. Dolayısıyla işte 14.600-700 arasında civarda bir rakam olacak diye düşünüyorum. Ama yani bu rakamla geçinilebilir mi? Tabii ki mümkün değil. Yani zaten açlık sınırı 20.000 TL'nin üzerindeyken inanılmaz bir rakam olacak. Bu konuda da tabii ki iyileştirme yapılmasını beklemek gerekiyor. Ama ne yazık ki bunu da beklemiyoruz. Peki, şimdi bir yandan da yeni haftada piyasada bir Trump etkisi görüyoruz. Altın düşüyor, dolar, Türk lirası stabil, Bitcoin uçuşta. Trump'ın savaş mesajları, savaşı sonlandıracağına dair mesajları sanıyorum etkili oldu. Yatırım yapmayı düşünen varsa, Türkiye'de çok fazla zannetmiyorum yatırım ayıracak parası olan ama neler yapsınlar? Yani şimdi öncelikle Trump'ın neleri etkileyebileceğine bakmak lazım. Dediğiniz gibi birincisi savaşı bitireceğim diyor. Bu konuda da kendisine çok güveniyor. Aynı zamanda ilk döneminde bildiğiniz gibi hakikaten savaş konusunda her yer süt limandı. O zamanlar ticaret savaşları söz konusuydu. Dolayısıyla bu bir etken. Bunun yanında biliyorsunuz en önemli çıkışlarından biri Amerika'da gelir vergisini sıfırlayacağım, kurumlar vergisini düşüreceğim ve geri kalan dünyanın geri kalanına %10 ile 20 arasında tarife uygulayacağım. Çin'e de %60 tarife uygulayacağım demişti. Dolayısıyla aslında piyasaların tepkisi bu kombinasyona hep beraber tepki veriyor. Şimdi bu kombinasyona düşüş yönünde tepki verenler petrol, altın, sanayi metalleri işte demir cevheri, çinko, bakır gibi ve gelişmekte olan ülke borsaları ve Avrupa borsaları. Şimdi bunun çeşitli nedenleri var. Öncelikle onu değerlendirmek lazım. Bu tarifelerin global bir yavaşlamaya söz konusu olacağı korkusu hakim. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bu yüzden bir düşüş söz konusu. Hatta OPEC ön almak için Aralık'ta aslında artırmayı planladığı üretimini tekrar bir süre daha bu şekilde tutabileceğini açıklamıştı. Altın fiyatları dediğiniz zaman orada birkaç kombinasyon düşünmek lazım. Birincisi Trump'ın bu vergiler dolayısıyla bu ithal ikameci politikası ilk etapta enflasyona neden olacak düşüncesi var. Dolayısıyla çünkü Amerika'da çok ciddi bir ithalat var ve bu ithalat
fiyatı kestiğiniz anda, çok büyük oranda indirdiğiniz anda arz eksilmesi dolayısıyla fiyatların artacağı bekleniyor. Bu da Amerika'daki Fed'in faizinin bir süre daha aslında beklenenin üzerinde seviyelerde kalacağı, enflasyonist etkide kalacağı. Bu da reel faizi aslında artıda daha yüksek seviyede tutacağı anlamı taşıdığı için altın da buna negatif tepki veriyor. Bu arada doların da güçlenmesini bekliyoruz bu noktada. Sanayi metalleri dediğimiz zaman işte biraz önce söyledim, demir, cevheri, çinko, bakır gibi. Orada da Çin'in yavaşlaması korkusu söz konusu. Çünkü Çin zaten hali hazırda bu bahsettiğimiz emtialar Ekim'in başından beri aslında düşüş trendindeydi. Çünkü Çin'den gelen datalar aslında deflasyonist bir ortam ve yavaşlama doğrultusunda sinyal etkisi sağlıyordu. Trump bunun üzerine daha fazla bir etki sağlamasını, daha fazla bir etki sağladı. Dolayısıyla bunların da fiyatlarında düşüşün devamı söz konusu oldu. Yani aslında toparlarsak bu noktalarda yukarı hareketleri beklemek ilk etapta Trump'tan herhangi bir tersi sinyal almadığımız sürece zor diye düşünüyorum. Şu da var tabii ki, şimdi Trump tabii ki sert girdi. Fakat mesela Çin tarafında Çin'in buna karşı ne tepki verebileceği de önemli bir konu. Evet. Şimdi ticaret savaşlarını konuştuğumuz zaman aslında kur üzerinden de bahsetmek lazım. Çünkü şöyle, Çin'in aslında Amerika'dan en önemli ithal kalemi soya fasulyesi ve mısırdı. Fakat bir önceki Trump döneminde pazar payını çok büyük oranda Brezilya'ya kaydırmıştı. Dolayısıyla aslında Amerika'ya çok fazla zarar verebileceği bir karşı atak bu noktada yok. Tek atağı şu olabilir, işte çip üretimi veya emtialarla ilgili ihracatını, yüksek teknolojide kullanılacak ihracatını engelleyebilir, kota koyabilir vesaire. Ama bu da global ticaret savaşlarını tetikleyebilir, korkusuyla hareket etmeyebilir. Dolayısıyla evet, burada elinde iki silah var. Bir, devalüe edebilir yuan'ı. Bu da arkasından Hindistan'ın, ki Hindistan da bu açıklamayı yaptı, ben de devalüe ederim para birimimi diye. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin de para birimlerinde bir değer kaybı görmek çok mümkün. Doların da daha fazla güçlenmesi mümkün. Peki. Yatırım yapmayı düşünenler varsa böyle bir ekonomide en azından onlara bir yol haritası çizmiş olduk. Iris Cibre, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, devam edelim şimdi. Bir yandan İsrail'in katliamı sürüyor maalesef. Sivil, masum demiyor, çocuk demiyor ki en çok kadınları ve çocukları öldürdüğü ortaya çıktı. Türkiye biz ticaret yapmıyoruz diye açıklama yapmak zorunda hissediyor kendini.